Efendim, dinleyicimizin ikinci olarak da adak kurban dedi, ne zaman kesmek gerekiyor? Efendim, kurban kelimesi mesela şu işim olursa, işte bir koç keseceğim, bir dana keseceğim, bir kuzu keseceğim, neyse adadım. Bunu istediğim zaman kesebilirim buyuruyor. Nezir bahsinde anlatılıyor. Tam Hilmi Saadettevi'nin nezir bahsinde uzun uzun anlatılmış bunlar. Hatta orada anlatılırken mesela nezrin, yani adağın sahih olabilmesi için 5 tane şart bildiriliyor. Bu 5 şarttan birisi de mesela benim diyelim ki 100 lira param var ama şu işim olursa 5000 lira vereceğim dedim. Ve neyse birazcık atmayın fazla, 1000 lira vereceğim dedim. Ama 100 liranız var. Ama 100 liram var. Borcum falan da yok. 100 liram var. 100 lira verir buyuruyor. 1000 lira vermesi lazım değil. O ne demek? İşte orada buyuruyor ki nezrin sahih olabilmesi için bir kimsenin adadığı şeyi kendi yapabilecek veya mal adadıysa o malın kendi bünyesinde, tasarrufunda bulunması lazım. Paranın bulunması lazım. Ben olmayan şeyi adıyorum. Olmaz o. O caiz değildir buyuruyor. Mesela bir koç adadım. O anda benim o koçu alabilecek param var mı yok mu? Var. Adadım, Allah'ım sahih oldu. Vakti gelince o aynı şekilde onu kesmem lazım. O şart tahakkuk etti, kesmem lazım. Yok. Hiç yani. Hani ne derler, bekara karı boşuma yani, kolay olur falan diye. Habire aynı şekilde şey yapıyorsun. Başkasının cebinden adak olur mu? Aha, bonkörlük yapıyorsun. Benim şu işim olursa Mustafa Bey'in sürüsünden 5 tane koçu keseceğim. Aslanım be. Başkasını. Ya Mustafa Bey bir koç alacak, bana verecek, onu keseceğim. Öyle bir şey olmaz ya. Şu işim olursa. Veya dediği gibi olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Şey bile olmaz. Yani bırak başkasınınkinden Mustafa Bey. Mesela sen kalkıp da aynı şekilde ya şimdi babam da diyecek ya bu koca bizi de zengin yaptı falan diye. Babanın sürüsü var diyelim mesela yani. Olur ya, Allah da versin. Sürüsü var. Sen diyorsun ki şu işim olursa babamın işte koçlarından şu kadar Allah rızası için vereceğim. Hop bir dakika ya. Babamın diyor, seni değil o. Ki baba oğlunun sürüsünden verebilir mi? O da olmaz. O da olmaz. Ne ana baba evladın, ne evlat ana babanın. E bunlar caiz olmayınca öbürler hiç olmaz. Çünkü açık net bir şekilde kendi mülkünde, kendi tasarrufunda olacak buyuruyor. Kendi mülkünde, kendi tasarrufunda. Hani bazen şey yapıyor, işte oğlum ilk maaşını aldığı zaman bir şey, onun maaşıyla bir koç keseceğim. Bir dakika şimdi. Teyze abla bir dakika, yani olmadı. Senin olmadı o. Senin var mı para? E yok. Ama ben böyle dedim. Senin demenin aynı şekilde olmaz. Kitaplara bakıyor, kitaplara bakıyor. Demek ki bu adak sahih değil. Yani oğlan ilk maaşını aldığı zaman onun maaşından, bir daha hasreten belirtiyoruz, bir koç alıp keseceğim dedim ben. Bu adak bunu yerine getirmesi lazım. Bir de çocuğum tepesine biniyor. Hayda şimdi iyi o zaman, çocuk da maaş almadan yer borçlu oluyor. Olmaz o. Çocuğun kendi deseydi olurdu. Ha, kendi deseydi olurdu. Veya kendi mülkünde olsaydı kendi olurdu. Mülkünde kendi mülkündeydi o zaman olurdu. Nereden çıkardık? Ha, adak kurbanı ne zaman kesilir? Ha, şimdi bu istediğin zaman kesilir. Kurban kelimesini kullandıysam. Tamam. Hakikaten cebimde koç alacağım da var. Şu işim olursa dedim. Allah razı olsun, bir koç keseceğim dedim. Gözümün içine bakma, kıvırmayacağım yani. Şartım yani. O olursa koç keseceğim. Şimdi yok, seni sürüden de almayacağım ya. Gözümün içine bakıp durma, almayacağım tamam. Tahakkuk etti. Ne zaman? Kurban Bayramı'na bir ay kala. O işiniz oldu yani. Oldu yani. Kesiversem hayır. Çünkü kurban kelimesini kullandım. Öyle buyuruyor. Dolayısıyla kurban bayramı. Şu işim olursa kurban keseceğim. Kurban. Bir kurban keseceğim. Efendim bir ay değil de 6 ay varken oldu. Mesela şimdi kurban bayramı çok var. Şimdi dedim 3 gün sonra da oldu. Ne yapacağım, hemen alıp keseyim mi? Aa. Ölürsem kalırsam yazacağım. Benim borcum var diye. Vasiyetimi de aynı şekilde onu yazacağım. Bildireceğim yani onu. Dolayısıyla bir şu işim olursa kurban keseceğim dediğim zaman orada buyuruyor ki bir, hem kurban kelimesini kullanmakla hem zamanını belli ediyorsun hem de kesilecek hayvanları. Ne demek? Kurban koyun, keçi, sığır, deve, bu 4'ünden olur. Peki bir hayvan keseceğim dese horoz kesebilir mi? Vacip cinsinden, sadaka cinsinden olur buyuruluyor. O da adak olur. Ama kurban olmaz o. Kurban deyince ya horoz kesiversem olur mu? Olmaz. Ya işte 3-5 kuş versem yani bunu olmaz. Ama
Ben bir işte kan akıtacağım dedin. Horoz da kesebilirsin. Hindi bile kesebilirsin. Tamam mı? Yani kümes hayvanına da herhangi birisini kesebilirsin. Ama kurban deyince hayvanı belli ediyorsun. Hayvanları belli ediyorsun. Zamanını belli ediyorsun. Öbür türlü işim olursa bir koç keseceğim dedin. Oldu. Onu ölünceye kadar kesebilirsin buyuruyor. Senenin istediği zaman, istediği günde aynı şekilde kesip fakire de aynı şekilde verebilirsin. Daha önce sordum, bir daha sorayım. Bu önemli bir şey mi? Adak. Önemli. Yani Kur'an, adamak, yerine getirmek. Hani bazılar diyor ki efendim işte Allah da öyle haşa, yani pazarlık mı yapıyorsun gibi falan hatırlarına geliyor. Öyle değil o. O öyle değil. Adağını yerine getirenler diye Allah da öyle övüyor. Metüsena ediyor. Mesela yaratılmışların ikincisi olan İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi bir erkek evlat verirsen onu senin uğrunda aynı şekilde kurban edeceğim dedi. Senin uğrunda. Ulul azm bir peygamber. Halilullah. Yaratılmışların ikinci sırasında. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde anlatılıyor. Adağını yerine getirenler diye. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dedesi Abdülmuttalip, Hazreti Abdülmuttalip, işte bana erkek evlat verirsen ya Rabbi bir tanesini kurban edeceğim dedi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben iki kurbanlığın oğluyum derlerdi. Ve onun babasına çıkmıştı kurrayla. Onun babasında da aynı şekilde onun uğru gördüğü için Hazreti Abdülmuttalip, çünkü kendi de taşıdı Peygamber Efendimiz'in uğrunu. Oğulları içerisinde onu da görünce ona kıyamadı, bir çare aradı. İşte yüz deveye azat olmuştu. Yüz deve. Dolayısıyla metüsena ediliyor adağı yerine getirenler. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hadis-i şeriflerde de aynı şekilde bildirilmiş. Ve vaciptir buyuruyor. Yani farza yakın. Bir yerine getirmezse ahiret hesabını sorarlar. Ama ben de dedim falan. Allah Teala emretmedi. Sen deyince arkadaş, o zaman vaadinde dur. Sözünde dur. Sen sözünde dur ki Allah Teala aynı şekilde sana vaadetlerini versin. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.